İyi günler. Gün ortasından tekrar merhaba. Şimdi kameralarımız Azerbaycan'a, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya çeviriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'da, Habertürk TV Ankara temsilcisi Fevzi Çakır'ın konuğu. Fevzi merhaba. Sözü Fevzi Çakır'a ve konuğu Meclis Başkanı Şentop'a bırakalım. Merhaba Serap Pelet, sen de ifade ettin. Bugün Azerbaycan için önemli bir adres burası. Şuşa'dayız. Azerbaycan'ın kültür başkenti burası. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la birlikteyiz. Hem buraya dair düşüncelerini hem de Türkiye'nin gündemine dair önemli meseleleri konuşacağız kendisiyle. Hemen kameraman arkadaşım Adem Gümüş gösteriyor. Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'la birlikteyiz. Sayın Başkan, öncelikle hoş geldiniz Habertürk yayınına. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Efendim, anlamlı bir adresteyiz. Malum burası 30 yıllık bir bekleyişin ardından Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarıldı ve kültür başkenti ilan edildi Azerbaycan'ın. Siz de burada gün içerisinde temaslarda bulundunuz. Daha önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarınız vardı. Hem o temaslar hem de bu anlamlı adres için neler söylersiniz? Biz aslında Azerbaycan'a EİTPA, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin 3. Genel Kurulu için geldik. İkincisi Pakistan'da, İslamabad'da yapılmıştı. Üçüncüsünü dönem başkanlığında üstlenerek Azerbaycan yaptı. EİT diye bir kuruluş var zaten hükümetler arası, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Bu onun parlamenter ayağı ve kurumsallaştırmak istiyoruz. 2014'ten beri Pakistan'ın ötesinde bir yere kadar getirdi Pakistan. Şimdi ise Azerbaycan'la beraber bu kurumu güçlendirip kurumsallaştırmak arzusundayız. Batı'dan Türkiye ile başlıyor. İran, Azerbaycan, Özbekistan, Pakistan, Kırgızistan, Kazakistan'ın mevcut olduğu, Tacikistan'ın mevcut olduğu, Afganistan da var. Fakat Afganistan içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla katılamadı bu toplantıya. Dolayısıyla geniş bir coğrafya. Aslında aynı kültürden, aynı medeniyetten, aynı inançtan insanların, ülkelerin, halkların oluşturduğu bir yapı. Gelişme potansiyeli çok büyük. Kurumsallaşması çok önemli. Bakü Deklarasyonu ile beraber burada yapılan çalışmalarla kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atıldı. Şimdi burada meclis başkanları var. Bahsettiğim, adını zikrettiğim ülkelerin. Bunlarla beraber bir nevi bir kültürel ziyaret ama buraya verilen önemi, ayrıca hem da dilerseniz kameraman arkadaşım göstersin şuradaki hem, yıkımı da gözler önüne sersin. Üye ülkeler zira, bakımından evet. Hem de bütün dünya bakımından buraya dikkat çekmek için de bugün burayı ziyarete geldik. Efendim, nasıl buldunuz Şuşa'nın hem atmosferini hem de kültür başkenti ilan edildi malum. Bir yandan da aslında az önce siz de bu bölgeyi de gezme fırsatı bulduk. Ciddi bir yıkım söz konusu. Evet. 30 yıllık bir işgal söz konusu. Evet, bir yandan da Azerbaycan Devleti'nin ihya çalışmaları var ama hemen yanı başında halen Ermeni unsurların bulunduğu Hankendi gibi şehirler var. Sorun tam da çözülmemiş gibi duruyor. Bu evet. Hem Dağlık Karabağ sorununun çözümüne dair mesajlarınız hem de Şuşa'ya dair genel değerlendirmenizi almak isterim. Önce şunu söyleyeyim. Tabii burası aslında bir kültür başkenti olarak ilan edildi ama bunun arka planı var. Burası esasen bir kültür şehri. 250 yıldan fazla bir geçmişi olan hem mevcut eserlerle, mesela burada tahrip edilmiş, yıkılmış olanlar da dahil olmak üzere çok eski, kendine mahsus bir mimarisi olan camiler var. Bunun dışında birçok başka tarihi yapılar var ve bunların Ermeni işgaliyle beraber yok edildiğini, tahrip edildiğini büyük ölçüde sembolik birkaç yer bırakılmış görüyoruz. Zaten burada izleyicilerimiz de bir işaretini görecektir en azından. Bu tahribatın işaretlerini görecektir ama çok daha vahim bir tahribat var. Aslında havalimanından gelirken daha gördük. Neredeyse köyler haritadan silinmiş. Onu ayrıca söyleyeceğim ama burada da valilik binası olarak kullanılan bir bina daha önce, ki burası büyük bir şehir, yani 20 binin üzerinde, 27 bin diyorlar yaklaşık bir nüfusu olan bir şehir vaktiyle ve gerçekten bir sanat şehri. Bu şehir musiki olarak başta olmak üzere fotoğrafçılar, bestekarlar var burada, okullar, önemli okullar olan bir şehir. Bulunduğumuz valilik binasının hemen yanında bu şehrin kurucularından da olan ailenin yapmış olduğu bir saray varmış.
Bir gazeteci, savaş muhabiri olan bir gazeteci, aynı zamanda fotoğraflar da çekmiş vaktiyle. 1992'de Ermeni'nin işgalinden önce geldiğinde bu şehre kuşatma altındayken bir şekilde giriyor. O zaman fotoğraflar çekmiş ve o binayı biz gördük onun gösterdiği fotoğraflarda. Tabii o bina yıkılmış, yerine de bir domuz çiftliği yapılmış o binanın. Onun fotoğrafları da var kendisinde, onlardan da bahsetti bize. Yani bir kültür ve medeniyet düşmanlığı, bunları tahrip eden, yok etmeye çalışan bir anlayış söz konusu. 1992'den beri böyle bir durum burada gerçekleşmiş. Tabii çok az bir Ermeniler burayı işgal ettikten sonra da tabii Azerileri hem katliam yapıyorlar hem nüfusun hemen hemen tamamına yakını buralardan kaçıyor. Başka yerlere gidip yerleşiyorlar. Çok az bir nüfus o zamanki hacmine göre bakacak olursak herhalde 3-5 bin civarında bir nüfusla burayı tutmaya çalışmışlar. Ama şehir bakılmadığı gibi tahribatı da dikkate aldığımızda yaşanmaz hale gelmiş. Şimdi ben 10 ay kadar önce de gelmiştim başka bir vesileyle buradaki bir toplantı için. Şuşa'yı da ziyaret etmiştik ve bir gecede kalmıştık burada. O zamana göre çok önemli gelişmeler var. Mesela biz Bakü'den karayoluyla geldik. 7 saatten fazla sürmüştü ve özellikle geldiğimiz Fuzuli Havaalanı'nın yapıldığı yerden buraya kadar adeta yol yoktu. Tamamen toprak yol üzerinden geliniyordu. Ama yolun bir önemi var. Orası Zafer Yolu. Azerbaycanlı kardeşlerimizin dediği gibi. Çünkü Azerbaycan ordusu oradan Şuşa'yı işgalden kurtarmak için harekatı başlatmış, yapmış. Şimdi o yol tamamen yapılmış. Birkaç çalışma daha devam ediyor. Fuzuli Havalimanı yoktu o zaman. Yapılmış ve uçuşlara açık hale getirilmiş. Orada siz de değindiniz. Ben oranın özellikle görülmesini arzu ederim. Biz o ilk geldiğimizde Fuzuli Havaalanı'ndan inşaat çalışmaları vardı. Bir orayı görecektik. Bir de şu meşhur Fuzuli şehrini göreyim demiştim ben. Dönerken gideriz demişlerdi. Dönerken gittik, yolun bir yerinde durduk. Bir şey yok etrafta. Köy burası dediler ama köy yok. Bir şey yok. Dedim nedir? Fuzuli'ye gidecektik. Hani işte burası dediler. Baktık o şehir, o da büyük bir şehir tabii. Tamamen tahrip edilmiş, binalar yıkılmış. Mesela bir orada Filarmoni Orkestrası'nın bir binası varmış. Binanın bir duvarı kalmış. Bütün hepsi yıkılmış. Tamamen ıssız, evlerin içerisinden otlar çıkmış. Böyle bir yer haline getirilmiş. Tamamen yok edilmiş bir şehir, harabe haline getirilmiş bir şehre dönüşmüş Fuzuli. Yani Karabağ sadece Ermeni işgalinden kurtarılmadı. Tabiri caizse insansızlıktan, insanlık karşıtı düşüncelerden, hareketlerden, davranışlardan da kurtarılmış oldu. Bir medeniyetin yeniden burada canlandırılması, insanlığın canlandırılması tablosuyla karşı karşıyayız. Bu çok önemli. Diğer şehirler için de aynı şeyi Karabağ şehirleri için de söyleyebiliriz. Söylememiz lazım. Gezdikçe, gördükçe bunu tekrar zihnimde teyit ediyorum. Şu hususu tabii söylemek lazım. 1992'de aslında bu işgal, Ermeni işgali Karabağ'da gerçekleşiyor. Ve hemen akabinde de birçok uluslararası kuruluşun Azerbaycan'ın haklı olduğuna dair, Ermenistan'ın işgalci olduğuna dair kararları var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin var, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin var, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın var. Bunu da kalınmamış. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT, bir Minsk grubu oluşturmuş. O Minsk grubunun içerisinde Türkiye dahil birçok ülke var ama eş başkanlar belirlenmiş o tarihlerde. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa eş başkan olarak ve bütün uluslararası kuruluşların ifade ettiği Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması ve burada bir kalıcı barışın sağlanması için çalışmalara başlamış. 92. Üzerinden 30 yıla yakın bir zaman geçmiş. Tabii her sorun çözülemez elbette, denebilir ama bir sorun çözülemiyorsa 30 yıl niye görev yapar bu ekip, bu heyet? Buradaki mesele aslında sorun çözmek değil de sorunun çözümsüzlüğünü kalıcı hale getirmek ve sorunu adeta daha derinleştirmek, çözümsüz hale getirmek büsbütün. Tabii Azerbaycan uzun süre tahammül etti, sabretti ama daha sonra 2020 yılında 44 gün süren Vatan Muharebesi diye isimlendirdikleri o harekatla beraber Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturdu.
bir ateşkes durumu var bölgede. Henüz biz de biraz önce Çıldır Düzlüğü'nde izledik başkanım sizle beraber. Çıldır Düzlüğü'nde. Evet, orada esasında siz de baktınız. Tepenin hemen aşağısında Hankendi gibi bir şehir var ve orada halen Ermeniler yoğun olarak yaşamlarını sürdürmekte ve sözde bir yönetim de söz konusu. Halen aslında Dağlık Karabağ'ın önemli bir kısmı Ermenistan'ın işgali altında. Bu anlamda ne Minsk grubu ne de uluslararası toplumdan ciddi bir destek yok Azerbaycan'ın bu haklı davasına. Bunu neye bağlıyorsunuz ve çözüm için hangi önerileri sunarsınız? Şimdi, tabii şöyle söyleyeyim, aslında Karabağ'ın çok büyük bir kısmı kurtarıldı, işgalden kurtarılmış oldu. Sadece Hankendi ve Hankendi'ni Ermenistan'a bağlayan Lachin Koridor denilen bir yol etrafında ki bölgelerde Rusya'nın oluşturduğu bir barış gücü var. Aslında Hankendi küçük bir köy mahiyetinde bir yer eskiden, 92'den önce. Büyük şehirler burada, işte Agdam gibi, Füzuli gibi, yine Şuşa gibi şehirler. Fakat o zaman Rus-Sovyetler döneminde burada Karabağ özerk bir yönetim oluşturulduğunda Hankendi'ni buranın merkezi haline getirmeye çalışmışlar. Tabii sonradan oluşturulmuş, büyütülmüş bir şehir ve etrafındaki o büyük şehirlerin beslediği bir şehir. Şimdi etraftaki bu büyük şehirlerin tamamı Azerbaycan'ın kontrolünde. Hankendi'nin ekonomik olarak da varlığını sürdürebilmesi mümkün değil. Nitekim çok temel ihtiyaç maddeleri dahil hepsinin Ermenistan üzerinden sağlandığını burada arkadaşlar anlatıyorlar. Ve nüfus olarak da çok az bir nüfusun orada kaldığını görüyoruz. Tabii burada önemli olan öncelikle bir ateşkesin sağlanması ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması meselesiydi. O çok büyük ölçüde sağlandı, temin edildi. Fakat burada barışın kalıcı hale getirilmesi ve Azerbaycan topraklarının yapılacak olan sözleşme anlaşmalarla sınırlarında kesin hatlarıyla belirlenmesiyle beraber tam olarak azat edilmesi meselesi. Bu konuda da görüşmeler, müzakereler devam ediyor. Şunu açık olarak söylemeliyiz tabii ki. Bütün uluslararası kuruluşların kararlarında diyoruz ki Azerbaycan haklıdır, topraklar işgal altında, Ermenistan işgalcidir. Fakat işgal altındaki bu topraklarını kurtarmaya teşebbüs ettiğinde o Ermenistan işgalcidir, topraklar işgal altındaki diyenler kimin yanında yer almalı? Vatan topraklarını kurtarmaya çalışanların yanında yer almalı. Ama öyle olmadı. Tam tersine işgalcinin yanında beyanlarda bulundu birçok ülke. İşte Minsk grubu eş başkanları da dahil olmak üzere. Bu çok şaşırtıcı değil. Biz bütün dünyada buna alışıkız. Eğer Türkiye, Türkler, Müslümanlar söz konusu ise o zaman uluslararası toplumda ve bazı devletlerde, büyük tırnak içerisinde dediğimiz devletlerdeki tavır, tutum belli. Hemen onun karşısında yer alır. Türkiye'nin karşısında, Türk devletlerinin karşısında, Müslümanların karşısında bir tavır belirliyorlar. Uluslararası hukuka uygun mudur, aykırı mıdır onu bile düşünmüyorlar. Dünyayı zaten bu hale getiren de bu tavırdır. Yani sonuç itibariyle ne olursa olsun bu tarafgirlik, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı, yabancı düşmanlığı gibi toplumsal yapıyı da zehirleyen tavırların da kökeninde siyasetçilerin, devletleri yönetenlerin bu adalete, insafa, hukuka aykırı tavırları, tutumları yer alıyor. Bugün işte bir çatışma yaşanıyor çok yakın bir coğrafyada, Ukrayna'da, Rusya-Ukrayna arasında bir savaş var ve birçok bölgede de büyük ölçüde huzursuzluklar, asayişin bulunmadığı bir tablo, ekonomik sıkıntılar ve bunun meydana getirmiş olduğu büyük bir göç dalgası, dünyanın her tarafını tehdit eden birçok sorun. Bunların temelinde bu hukuksuzluklar ve adaletsizlikler var. Onların giderilmesi için de artık bizim en azından adaletten yana olan, uluslararası hukuktan yana olanların işbirliği yapması, anlayış birliği geliştirmesi lazım. Türkiye olarak bunu Cumhurbaşkanımız müteahhit defalar birçok uluslararası toplantıda da dile getirdi. Ama bu konuda daha etkili bir ses meydana getirebilmek için işte bu tür toplantıların, bölgesel birlikteliğin büyük önemi var. Bir yandan da varılan mutabakatlara tam anlamıyla uyulmadığını görüyoruz. Zira Türk dünyasını ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir koridor açılması söz konusuydu. Nahçıvan'dan Dağlık Karabağ'a uzanan ve Türkiye'ye bir anlamda Türk dünyasıyla kara sınır olarak bağlayan bir koridordu. Halen maalesef bu yönde adım atılmış değil. Bu yöndeki çağrınız ne olur?
Bu konuda Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın da garantör olarak bulunmuş olduğu bir anlaşma hazırlanmıştı. Bu anlaşmada açıkça kayıt altına alınan hususlardan birisi bu. Nahçıvan'da Azerbaycan'ın ana toprakları arasında Zengezur Koridoru diye isimlendirilen bir ulaşım hattının kurulması gerekiyordu. Tabii onun benzer bir şey Laçin Koridoru üzerinde de söz konusuydu. Ama bunların hepsi karşılıklı olarak atılacak adımlardı. Tabii zaman geçti, konuşulan hususlarda adımlar, somut adımlar atılmadı. Ama atılacak, ben bu konuda ümitliyim. Çünkü 30 yıldır devam eden kangren haline gelmiş bir yerdi burası. İçinde bulunduğumuz Karabağ, Azerbaycan toprakları, Karabağ Azerbaycan'dır diyoruz. Bu, evet, bu topraklar çok büyük ölçüde kurtarıldı, işgalden kurtarıldı. Bunun ben doğal sonuçları olan adımların da atılacağını, biraz sabırla ama tabii takip ederek atılacağını düşünüyorum. Efendim, Ermenistan'a çok yakın bir noktadayız. Evet. Türkiye'nin de Ermenistan'la yürüttüğü bir normalleşme süreci var aslında. Ermenistan'ın daha önce birçok kez sabote ettiği bir süreçti bu. Evet. Buradan Ermenistan'a nasıl bir çağrınız olur? Zira coğrafya olarak da bakacak olursak Ermenistan bu coğrafyada sıkışmış durumda. Evet. Komşularıyla ciddi anlamda sorunlu ve dünyaya açılan tek kapısı Türkiye. Evet. Yıllardır da maalesef Türkiye'nin çözüm eline bir türlü el uzatmamıştı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Türkiye bütün bu süreçte Karabağ'da Azerbaycan topraklarının kurtarılması sürecinde Azerbaycan'a destek verdi. Bunu birçok konuşmamda da ifade ettim, uluslararası toplantılarda da. Tabii bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, birincisi biz Azerbaycan'la dostuz, kardeşiz. Bu. Ama tek sebebimiz bu değil. İkincisi, Azerbaycan haklı bir davayı savunuyor ki az önce de ifade ettim. Aslında birçok uluslararası kuruluş da Azerbaycan'ın haklı olduğunu, topraklarının işgal altında olduğunu, bu toprakların Azerbaycan'a ait olduğunu ifade etmiş. Üçüncü bir mesele daha vardı, sebep vardı. Ermenistan'ın hem vatan muharebesi sırasında yapmış oldukları hem daha öncesinde yapmış oldukları, sadece Ermenistan-Azerbaycan arasında bir sorun olmaktan çıkartıyordu sorunu. Bölgesel bir soruna, bölge barışını tehdit eden bir noktaya taşıyordu olan biteni. Nahçıvan'a birkaç füze saldırısı olmuştu o süreç içerisinde. Bölge barışı için tehdit oluşturacak bir tablo vardı. Şimdi bu büyük ölçüde aşıldı bu konular. Ama bu barışı, bölge barışını kalıcı hale getirmek için atılması gereken adımlar var. Bunlardan en önemlisi işte Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı anlaşmaların yapılması. Türkiye'de bu anlamda bölge barışını teminat altına alacak bir süreci yürütüyor müzakereler, görüşmeler yoluyla. Ben şunu ifade etmek isterim burada. Tabii Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu vatan muharebesi sonunda bir nevi bir ateşkes anlaşması imzaladı. Bunu imzalayan kişi şu anda yine Ermenistan'ın başbakanı Peşinyan. Sonra seçime girdi. Seçimde yine kendi halkının desteğini aldı, tekrar seçildi. Bunu bir siyasetçi olarak yorumladığımızda demek ki Ermenistan halkı Peşinyan'ın yapmış olduklarına bir destek vermiş oldu. Yani Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik, bölgede barışın tesisine yönelik atılacak adımlara destek verdi Peşinyan'a. Şimdi gerçi bir takım sıkıntılar oluşturmaya çalışıyor bir takım siyasi kişiler Ermenistan'da, ama şunu gördük ki gerçekte aslında Ermenistan'da makul siyasetçiler de, aklı başında siyasetçiler de ve Ermenistan halkının çoğunluğu da bölgede barışın hakim olmasını arzu ediyor. Peki kim sabote ediyor barışı bölgede? Tabii öncelikle diasporası, Ermenistan'ın Ermeni diasporası. Bunlar tuzu kuru insanlar. Başka ülkelere gitmişler. Orada kendilerine ayrı bir hayat kurmuşlar. Ama Ermenistan'da yaşayan insanların aleyhine olacak, ekonomik olarak öyle, güvenlik bakımından öyle aleyhine olacak bir durumun, bir tablonun devamı için uğraşıyorlar. Sabote ediyorlar bu görüşmeleri, bu toplantıları. Çoğunluğu için söylüyorum, şüphesiz herkesi aynı sepete koymak doğru olmaz ama çoğunluğu bu. Dolayısıyla bu bölgede barışın sağlanmasının önündeki engel
bu gördüğümüz son veriler, tablolar üzerinden hareketle Ermenistan, hatta Ermenistan'daki siyasetçilerin çoğunluğu da değil de diaspora meselesi. Paşinyan'dan ve Ermenistan yönetiminden kararlılık bekliyor. Şüphesiz olması lazım. Nitekim bunun meyvelerinde görmüş olduğu seçim sonuçlarıyla desteğini halkının kendisinin arkasına almış olduğu. Bu sürdürülebilir bir durumda, bir tabloda değil bu bölgede. Diasporadakiler belki hiçbir zaman Ermenistan'a uğramıyorlar ama Ermenistan'daki insanlar, Azerbaycan'dakiler, Türkiye'dekiler komşu olarak yaşamak mecburiyetinde bir coğrafyanın ortaya çıkarmış olduğu bir tablo bu, bir mecburiyet bu. Dolayısıyla burada aklı selimle, makuliyetle hareket etmek lazım. Herkesin de hakkına razı olacağı bir durum, bir tablo olması lazım. Aksi halde er veya geç hak yerini buluyor. Nitekim işte Karabağ ile ilgili tablo da budur. 30 yıl sonra da olsa sonuçta hak yerini bulmuş oldu. Efendim buradan Türkiye gündemine geçelim. Sayın Başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da defaatle ifade etti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da resmen yapıldı. Türkiye bu süreci veto edeceğini ifade etti. Haklı kaygılarını sıraladı. Öyle özellikle terörle mücadele konusundaki beklentilerini sıraladı. Ve bu konuda somut adımlar atılmadan İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine destek vermeyeceğini ifade etti Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı. Siz Finlandiya ve İsveç'ten Türkiye'nin beklentisi anlamında neler söylersiniz? Bu anlamda İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine, NATO üyeliğine hangi şartla Türkiye destek olmalı? Şimdi konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin tutumunu, duruşunu ortaya koydu. Türkiye içinden de bu duruşu takdir etmeyecek, desteklemeyecek kişilerin olmasını hayretle karşılıyorum. Çok tuhaf bir durum. Çünkü Türkiye NATO'nun üyelerinden, kuruluşundan hemen sonra ilk NATO'ya dahil olan üye ülke. Türkiye şu anda 1952'de dahil olmuşuz. Bir. İkincisi, NATO içerisindeki Almanya falan daha sonra dahil olmuş. NATO içerisinde Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci askeri gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Hatta Türkiye'nin ordusu bakımından baktığımızda İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın toplamından daha fazla bir ordusu var. Şimdi ve birçok NATO'nun operasyonlarında, faaliyetlerinde de Türkiye her zaman elini taşın altına koymuş, sorumluluk üstlenmiş, katkı vermiş yapılanlara. Bu açıdan baktığımızda NATO'da bir karar alınacaksa eğer söz sahibi olacak birkaç ülkeden birisi Türkiye'dir. Tabii ki aslında NATO Kuzey Atlantik Anlaşması bütün ülkelerin oy birliğini öngörüyor. Yani veto hakkı dediğimiz o. Yani bir kişi, bir ülke itiraz etmiş olsa 30 ülkeden bir karar alınmamış oluyor. Hukuken de durum böyle. Ama hukuki durumu bir an göz ardı etsek bile burada bazı ülkelerin daha etkili olduğunu, karar verici olduğunu söyleyecek olursak iki ülkeden birisi de Türkiye'dir bu anlamda. NATO'ya vermiş olduğu katkı dolayısıyla ve gücü dolayısıyla. Bu açıdan baktığımızda öncelikle Türkiye'nin görüşünün, bu iki ülkenin NATO'ya üyeliği konusunda ne kadar önemli ve belirleyici olduğunu hem hukuken hem siyaseten çok açık bir şekilde görüyoruz. İkinci husus şu, niye NATO'ya üyeyiz biz? Bu ülkeler niye NATO'ya üye olmak istiyor? Güvenlik için. Bu ittifak içerisinde güvenliklerini daha iyi sağlayabileceklerine kanaat getirdikleri için. Biz de öyle düşünüyoruz NATO içinde. Bu güvenlik teşkilatı şüphesiz güvenliğimize katkı sunacağını düşünüyoruz bu yapının. Peki Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle sarmaş dolaş olan ve sürekli onlara siyaseten destek veren, lojistik olarak destek veren iki ülkenin başta İsveç olmak üzere NATO'ya girmesi nasıl bir çelişki? Yani biz güvenliğimizi temin etmek için bulunduğumuz NATO'ya bizim güvenliğimizi tehdit eden terör örgütüne destek veren iki ülke daha dahil olmak istiyor. Bu bir güvenlik konseptiyle ilgili, bilhassa terörle mücadele konusundaki genel paradigmalarla ilgili ciddi bir sıkıntı ortaya koyuyor. Bunun bir kere oturulup tartışılması lazım. Başta Dışişleri Bakanı olmak üzere İsveç'in birçok fotoğraflar ortaya çıkıyor. Terör örgütlerinin ileri gelenleriyle. Evet, ileri gelenleriyle verilmiş fotoğraflar var. Ayrıca bu örgütün uzantılarının İsveç'te faaliyet göstermesine izin veriliyor. Türkiye karşıtı, Türkiye aleyhinde faaliyetler. YPG, PKK'ya silah verdiklerini gördük.
Şimdi eğer güvenlik amacıyla bu örgüte NATO'ya dahil oluyorsanız, o zaman NATO içerisinde birlikte ortak güvenliğimizi sağlamak arzusunda iseniz bizim güvenliğimizi tehdit eden işlerin içerisinde olmamanız lazım. Bu gayet doğal, gayet tabii bir hak, bir talep Türkiye açısından dile getirilen bir tez. Bu açıdan bunu hiç kimsenin garipsememesi lazım ve benim gördüğüm kadarıyla her ne kadar hani bu iki ülkenin NATO'ya katılmasını arzu eden ülkeler var, bu konuda olumlu görüş beyan edenler var ama Türkiye'nin bu konudaki endişelerini de herkesin anladığını düşünüyorum. Türkiye içindekilerin de, siyasetçilerin de, bazı görüş beyan edenlerin de anlamasını ümit ediyorum bu tabloyu. Tabii Türkiye'nin evet demeyeceği bir durumda bunun gerçekleşmesi de mümkün değil. İşin tabii başka boyutları da var. Bir taraftan baktığımızda NATO aşağı yukarı 70 yıldan fazla bir zamandır var olan bir kuruluş. Ve bu dönem içerisinde Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya girmeye güvenlik bakımından gerek görmemeleri söz konusu. O soğuk savaş döneminin çok gergin, uluslararası alandaki gergin politikalarının işlediği bir dönemde bile bu ülkeler dahil olmamışlar. Yani bu ülkelerin bugün dahil olmasının dünya barışı ile ilgili, Avrupa barışı ile ilgili durumunun da doğru bir şekilde tartışılması lazım. Yani her zaman NATO'ya dahil olmanın barışın lehinde bir sonuç ortaya çıkaracağını söylemek de çok doğru değil. Bunun da doğru analiz edilmesi lazım bölgede. Ben barışın lehinde olacak adımlar konusunda bir kolaylık, bir anlayış geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu açıdan bu bir süreç tabii, kolay hemen sonuçlanacak bir süreç değil ama Türkiye'nin hem siyaseten hem hukuken haklı tezleri var. Bugün Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş süreciyle ilgili esamesi bile okunmayan, bir konuşmamda söylemiştim, Avrupa'ya ve Avrupa Birliği'ne kibrit çöpü kadar faydası olmayan iki ülkenin vetosu söz konusu. Kimse demiyor ki yani siz kimsiniz, sizin Avrupa'yla, Avrupa Birliği'yle nasıl bir katkınız var ki bu söz söyleme hakkına sahipsiniz Türkiye gibi bir ülkenin Avrupa Birliği müzakere sürecinde. Kimse demiyor, diyorlar ki bu sözleşmeler gereği bu hakkı vardır falan, kullanabilir. Dolayısıyla Türkiye gibi kuruluşundan beri içinde bulunan ve NATO'nun güvenliğine soğuk savaş döneminde çok büyük katkılar, hatta bir teminat sunan Türkiye'nin bu konudaki söz söyleme hakkına, gerekirse vetoysa veto hakkına, kimsenin hukuken de siyaseten de söz söyleme, karşı çıkma ihtimali, imkanı yok. Mevkidaşlarınızdan bu konuya ilişkin bir görüşme talebi gelse nasıl karşılarsınız ve onlara ne söylemek istersiniz? Tabii bunun içeriği önemli. Yani ona bakmak lazım. Yani sadece oturup dağılacağımız toplantılar, görüşmeler bir kıymet ifade etmiyor, bir sonuç vermiyor. Dolayısıyla bu konuda nasıl bir tutum takınacaklarını, yani sadece biz NATO'ya girmek istiyoruz, bize destek verin demek yeterli değil bu yaşadıklarımızı dikkate aldığımızda. Biz güvenliğimizi sağlamak üzere bulunduğumuz birçok ülkeyle beraber, daha etkili bir şekilde sağlamak üzere bulunduğumuz bir kuruluşta üye olup da içeride bizim güvenliğimizi tehdit eden unsurlara, terör örgütlerine destek veren bir devletin veya devletlerin olmasını normal karşılayamayız tabii ki. Bu süreç biraz daha netleşsin, bunu görmek lazım. Ama Türkiye'nin bu bakımdan gerek uluslararası politikada, gerek ittifaklar, yer aldığı ittifaklar içerisindeki duruşu hukuken, siyaseten her zaman Türkiye'nin, Türkiye'de yaşayan insanların, bizim milletimizin çıkarlarını ön planda tutan bir yaklaşımdır, bir anlayıştır. Bunun da görülmesi lazım. Bir de Canan Kaftancıoğlu kararı sonrası siyasette yeni bir polemik konusu oluştu. Malum İstanbul İl Başkanı CHP'nin Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarının bir kısmı onandı ve bir anlamda belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılacak bu kararlar gereği. Bu da siyaset yasağı olarak yorumlandı. CHP başta olmak üzere ana muhalefet partilerinden, çok ciddi eleştiriler var. Bir yandan da Cumhurbaşkanı da bugün konuştu bu konuya. Bu karar üzerinden bizi acımasızca eleştiriyorlar şeklinde bir beyan oldu. Muhalefetin eleştirilerini nasıl karşılarsınız ve Canan Kaftancıoğlu sürecine dair, yargı sürecine dair neler söylemek istersiniz? Şimdi ben tabii günlük siyasi tartışmaların içerisine girmiyorum. Hukuken bu konuda birkaç şey söylemem gerektiği kanaatindeyim. Kararı okuduktan sonra da bunu ifade ettim. Bir kere kararda 5 farklı eylemle ilgili karar var. Bunlardan
3 tanesiyle ilgili ilk derece ve istinaf mahkemeden kararları onanmış. Daha doğrusu 5 taneden ikisiyle ilgili tam onama, biriyle ilgili de düzelterek onama söz konusu. İkisi ise bozulmuş. Şimdi bir topluca bakmış olduğumuz bu kararlara baktığımızda bu kararların tamamına mı itiraz ediliyor? Yoksa bozulanlara itiraz edilmiyor da aynı mahkeme, aynı yönerin verdiği bozulmayan, onanan kararlara mı itiraz ediliyor? Böyle bir çelişki olmaz. İşinize geldiği zaman sizin arzu ettiğiniz gibi bir sonuç çıktığında mahkeme kararlarını kabul etmek, benimsemek, desteklemek, işinize gelmediği zaman da sonuçlar itibarıyla bu kararları eleştirmek eleştirinin ötesinde. Gerek Yargıtay'ı itham eden, gerekse başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümeti itham eden yaklaşımlar ortaya koymak yanlıştır. Yargıya ve yargı kararlarına saygı duymak lazım. Bu bir süreçti. İşte verilen ilk derecede ve istinafta verilen kararlarla ilgili Yargıtay daha farklı bir tablo ortaya koydu. Dolayısıyla Yargıtay kararına, Yargıtay'a saygı duymak lazım. Önce bunu söyleyeyim. Aksi halde çelişkiye düşüyorsunuz. Bozduklarına saygı duyuyorsunuz. Bozmadığı kararlara onayladıklarına karşı çıkıyorsunuz. Bir bu. İkinci husus şu. Ben onadığı kararlarla ilgili bilhassa o zaman Başbakan'dı Sayın Cumhurbaşkanımız. O zaman atılan bazı tweetlerde yer alan çok galiz, hakaret ve küfür içeren ifadelerin mahkeme kararını okuyan, o ifadeleri gören herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bunun ceza gerektirir demekten başka bir yorum yapma imkanı yok, ihtimali yoktur. Bunlar serbesttir diyenler varsa orada kendi ismini o ifadelerin içerisinde yazarak razı oluyorsa, buna rıza gösteriyorsa, bu gayet normaldir diyebiliyorsa o zaman bir şey eleştiri yapabilir. Şimdi diğerleriyle ilgili hukuki değerlendirmelerde Yargıtay gerekçeli kararında da ortaya koymuş. Ben mahkeme kararı okunmadan, bu kararın içeriğine vakıf olmadan siyasetçilerin günlük siyasi kaygılarla yaptığı değerlendirmelerin mahkemeler ve yargı sistemimiz bakımından da çok yanlış olduğu kanaatindeyim. Bir husus daha hukuken söylemek lazım. Bir siyasi yasaktan bahsediliyor. Mahkeme kararını okuduğunuzda bir siyasi yasak gibi bir mevzu yok. Niye? Çünkü belli bir süre hapis veya ağır hapis cezası alanlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde, birinci fıkrada özellikle, başka fıkralarında da farklı hükümler var. Bunun doğal sonucu olarak ayrıca mahkemenin hükmetmesi gereken bir sonuç değil bu. Onun doğal sonucu olarak gerek anayasada gerek ceza kanununda hükümler var. Buna teorik olarak karşı olabilirsiniz. O zaman işte anayasa değişikliği mi talep edersiniz mesela bunu belki veya ceza kanununda bir değişiklik mi talep edersiniz? Bu olabilir. Ama kanunda bu varsa ve anayasada böyle bir hüküm varsa ve 1982'den beri zaten uygulanan bir hüküm bu, anayasanın yürürlükte olması dolayısıyla uygulanan bir hüküm. Bunu sanki yeni görüyormuş gibi, ben bunu bugün gördüm der gibi bir değerlendirmeler yapmak da tuhaftır. Bu konuda en azından konuya vakıf hukukçuların yaptığı değerlendirmelere esas alarak konuşmak lazım diye düşünüyorum. Bir öneri gelse CHP'den bu konuda yasal düzenleme bağlamında nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ben tabii meclis başkanı olarak içeriklerine bakmıyorum. Gelen her türlü önerinin teklifi ilgili komisyonlara havale ediyoruz. Ama bu konu sadece Türkiye'deki bir düzenleme de değil. Bununla ilgili birçok ülkede farklı şekillerde, farklı süreleri esas alan, dikkate alan ama bir ceza mahkumiyetinin sonuçları dolayısıyla geniş veya dar anlamda siyasi yasaklar getiren düzenlemeler birçok ülkede var. Bunun sebebi de şu, yani bir suç işlendiğinde, bir kesin hükümle sonuçlandığında bunun topluma karşı bir hareket olduğu düşüncesiyle toplumun temsili veya toplum adına bir iş yapma, iş görme mahiyetindeki siyasi faaliyetlere bir sınırlama getiriliyor. Bunun mantığı da esasen bu. Bunun şartları farklı düzenlenebilir bazı ülkelerde. Ama işte söylemek istediğim o, ya bu bir doğal sonuç olarak ortaya çıkan bir şey, kanunun gereği olarak ortaya çıkan bir şey. Yani bu cezalar verilmişse bu sonuçta onun tabii uzantısı olarak ortaya çıkıyor. Bu bakımdan ben şunu söylüyorum her zaman,
Bir kere önümüzdeki verilere, elimizdeki verilere göre konuyu değerlendirmek lazım. Onun dışına çıkmak gerekiyorsa ancak anlam veremediğiniz bir zamanda çıkabilirsiniz. Şimdi burada bir mahkeme kararı, Yargıtay kararını okuduğunuzda, hakaretle ilgili hususları orada yüzünüz kızarmadan okuyabildiğiniz takdirde, baktığınız takdirde o zaman bir hukuki değerlendirme yapmaya çalışacaksınız. Yoksa kalkıp daha karar görmeden sadece bu bizim arkadaşımıza yapılmış bir harekettir diye değerlendirme yaparsanız hukuk karşısında mahcup olursunuz. Ve tabii Türkiye'nin yargısı üzerine de bir bence gölge düşürmeye çalışmak siyaset olarak da zeminde tartışmak doğru değil diyor. Doğru değil. Şöyle siyaset zeminde de tartışılabilir ama hukuktan kopuk olarak değil. Hukuki çerçeveyi bilerek, hukuki çerçeveyi göz önünde bulundurarak mahkeme kararlarını da eleştirebilirsiniz şüphesiz. Ama bu kararların ne olduğunu bilerek. Bunu çok görüyoruz bazı arkadaşlarda. Bugün yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela bir bazen soru önergesi veriyorlar başkanlıktan da. Cevap veriyoruz. Cevabın bir kısmını kendi yandaşı basına veriyorlar. Orada yayınlatıyorlar. Ama diğer kısımlarını yayınlatmıyorlar. Böylece farklı bir anlam ortaya çıkıyor. Bu doğru değil. Yani siyasetçi olarak bir özgüven içerisinde olmamız lazım. Kendi görüşlerimizi de bu özgüvenle savunabilmeliyiz. Başkalarının da fikirlerini tam olarak çarpıtmadan olduğu gibi ortaya koyup karşı çıkabiliyorsanız, eleştirebiliyorsanız da orada o özgüvenle hareket edebilmelisiniz. Efendim son olarak bu sığınmacılar konusu malum hem siyasetin hem de sokağın gündeminde bir süredir. Bazı provokatif süreçlere de şahit olduk. Özellikle sosyal medyada dezenformasyon olduğu ifade edilen görüntüler de yer aldı. Ancak somut olaylar da yaşandı. Özellikle muhalefet cephesinden gelen eleştiriler var hükümetin bu politikası, sığınmacı politikasına dair. Ancak Cumhurbaşkanı da kararlı bir duruş sergiliyor ve göndermeyeceğiz. Gönüllü bir gidiş olmadığı sürece diyor. Hem bu sığınmacı meselesine geniş perspektifte nasıl bakarsınız hem de sizin de bir çalışmanız söz konusu bildiğim kadarıyla meclis başkanlarını herhalde bu konuda göreve davet etmeyi düşünüyorsunuz. Buna dair neler söylersiniz? Şimdi başından beri biz Türkiye'nin ağırlıklı olarak yaşamış olduğu bu sığınmacı konusunun sorununun bir uluslararası sorun olduğunu ve bu ölçekte herkesin sorumluluk alarak bir çözüm üretilmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Bu konuları konuştuğumuz zamanlarda tabii ağırlıklı olarak Türkiye'de komşu ülkelerden gelen sığınmacılar söz konusuydu. Ve Avrupa'nın da bunlara karşı bir tutumunun, tavrının olduğunu biliyorduk. Fakat şimdi Rusya'nın Ukrayna savaşı dolayısıyla Ukrayna'da ortaya çıkan sığınmacı hareketleri, yaklaşık 6 milyonun üzerinde bir nüfusun Ukrayna sınırları dışında başta komşu ülkeler olmak üzere ülkelere gittiğini görüyoruz. Bir uluslararası toplantıda Polonya Meclis Başkanı çok ilginç bir şey söylemişti anlatabilmek için. Slovenya'daydık. Dedi ki sayılar falan verdi pek etkili olmuyor. Dedi ki biz sizin nüfusunuz kadar insanı bir hafta içerisinde almak zorunda kaldık dedi. Çok çarpıcı bir şey ülkeler bakımından. Bazen sayılar da çok kafada, zihninde insanların bir çağrışım meydana getirmeyebiliyor yeterli derecede. Dolayısıyla şimdi bu tablo Avrupa'nın da hemen burnunun dibinde yaşanan bir tablo, kendi içinde yaşadığı bir tablo olarak bu sorunun bir küresel sorun olduğunu görmeleri bakımından faydalı olmuştur diye düşünüyoruz. Biz daha önce Cumhurbaşkanımızın da önerisiyle parlamentolar arası birlik, dünyada 178 ülke parlamentosunun üye olmuş olduğu, belki tarihi olarak da en eski 1878'de kurulmuş ilk bir kuruluş var. Bunun göç temalı bir parlamento başkanları konferansını 20-21 Haziran'da İstanbul'da düzenlemeyi daha önceden kararlaştırmıştık. Henüz bu Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıkmadan önce kararlaştırmıştık. Onun çalışmaları devam ediyor. Burada ben Türkiye'nin tezlerinin, Türkiye'deki durumun hem bizzat görülmesini sağlamak gibi bir niyetimiz vardı. Hem de birçok konuyu istişare etmek ve paylaşmak gibi bir amacımız vardı. Şimdi şüphesiz tabii Türkiye'nin
çok fazla sayı olarak komşu ülkelerde meydana gelen olaylar dolayısıyla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Bunun ortaya çıkarmış olduğu başta ekonomik olmak üzere bazı sosyal sorunlar da karşımıza çıkıyor. Ama Türkiye'nin insanları bir çatışmanın ortasına, bir ölüme, yaşama imkanlarını görmedikleri bir tablonun içerisine zorla göndermek gibi bir niyetinin, bir düşüncesinin olması mümkün değil. Bu hem bizim milletimizin karakteri bakımından hem de birçok hukuki anlamda da uluslararası sözleşmeler bakımından da böyle. Aslında bu hususları bugün buna itiraz eden birçok siyasi partinin bundan bir yıl önce, iki yıl önce, üç yıl önce hazırladıkları raporlarda kendi imzalarıyla bizim söylediğimize benzer şeyleri ifade ettiğini, söylediğini de biliyoruz. Dolayısıyla biraz yaşanan tabloda kendilerine bir çıkar menfaat sağlamak için bunun suistimalinin çok yanlış olduğunu burada ifade etmek isterim. Ve sorunlar var, bunu inkar eden yok. Bunların çözümüyle ilgili olarak da adımlar atılıyor. Ve ayrıca Türkiye'deki sığınmacıların gönüllü olarak kendi ülkelerine dönmelerini sağlayacak bir takım tedbirler de alınıyor. Veya sığınmacı yükünün daha da artmaması için yapılan bazı işler var, alınan tedbirler var. Bu çerçevede konuya bakmak lazım. İşte kendilerine sığınmacıların gelmesinin imkan dahilinde görmeyen, bunu hayal bile edemeyen ülkeler çok büyük bir dalgayla karşılaştı. Ben Polonya ziyaretim olmuştu. O ziyaretten hemen önce, yaklaşık bir 10 gün kadar önce Belarus'la Polonya arasında bir tartışma vardı. İşte Polonya'nın iddiasına göre Belarus bazı sığınmacıları, işte Suriyeliler de dahil olmak üzere, Polonya sınırına doğru itiyor ve oradan Polonya tarafına geçmeleri için bunları yönlendiriyor gibi bir tartışmaydı. Ve Polonya kesinlikle almak istemiyordu bu sığınmacıları ki sayıya baktığınızda belki 50-100 kişi falandan bahsedilebilir. Polonya'yı da bütün Avrupa ülkeleri çok yoğun bir şekilde destekliyordu. Aradan aylar geçti, 6 ay bile olmadı. Şimdi Polonya 2 milyonun üzerinde bir sığınmacıyla karşı karşıya kaldı. Bunu almamazlık da yapamadı. Çünkü orada tamamen canlarını kurtarmak için hareket eden kadınlar, çocuklar vardı. Bunlara karşı böyle bir tavır geliştirebilmesi mümkün değildi Polonya'nın da. Doğru olanı yaptı bu anlamda da. Ama demek istediğimiz şu, başından beri söylüyoruz. Bu bir küresel sorundur ve bu sorunun Türkiye bakımından demiyorum ama bütün dünya bakımından büyüme potansiyeli de çok yüksek. Dünyanın demografik gelişmelerine, dünyadaki demografik gelişmelere, demografik dengelere, geleceğe yönelik bazı değerlendirmelere, projeksiyonlarla baktığımızda eğer dünyadaki bu ekonomik dengesizlik, dünyadaki bu çatışmalar, bu sorunlar, insanların kendi topraklarında insanca bir hayata sahip olmadan yaşamak zorunda kalmaları göçü tetikleyen önemli sebepler. Bunları botları şişleyerek, Akdeniz'de çocukları sulara gömerek, öldürerek önleyemezsiniz. Yapılması gereken dünyada işte insanların kendi topraklarında barış içerisinde insani şartlarda yaşamasını temin etmektir. Bugün sığınmacıları engellemek için Avrupa'nın yapmış olduğu harcamalar o sığınma ihtiyacı içerisindeki insanları kendi topraklarında yaşamalarını sağlamak için harcansa büyük ölçüde sorunun çözümü yönünde adımlar atılmış olur. Yani bu sorun daha kalıcı bakış açılarıyla günlük politikalara alet olmadan, tahriklere kapılmadan ve tahrik etmeden oturup sükunetle tartışılması gereken bir sorun. Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Evet, Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel başkenti Şuşa'daydık. Dağlık Karabağ 30 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'la birlikte gün içerisinde Şuşa'da temaslarda bulunduk. Şuşa'nın tarihi yerlerini işgal sırasında Ermenistan tarafından bir anlamda harabe hale getirilen yerleri görme fırsatı olduk. Ardından da az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'la hem bu anlamlı adrese ilişkin hem de Türkiye'nin güncel siyasi gelişmelerine dair bir söyleşi gerçekleştirdik diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Serap. Fevzi Çakır, çok teşekkürler sana ve konuğuna. Biz de şimdi bir araya gidiyoruz.